Evet Bahar'cığım. Bugün alışkanlıklardan biraz bahsedelim. Hep alışkanlıkların hem yetişkinin hayatında hem çocukların hayatında ne kadar önemli olduğunu konuşuyoruz. Orada da çok sayıda efsane dile geliyor. Bir de 21 gün meselesi var. Yani bir şeyin alışkanlığa dönüşmesi için 21 gün yapılıyor olması ve aslında bir döngüden bahsediyoruz. Belli bir döngüyü tamamlıyor olmaktan. İşte Barış Özcan bunu sevgili Barış. Hmm. Zincirini Zinedir. kır. Evet. diyerek takvim kırma. eldiriyor. Zincirini kırma özür diliyorum evet. diye bir çok da güzel takvimler hazırlıyor. Bu evet. yılın takvimi kaçırdım sanırım ben. Yani derdimiz galiba şu, bir şeyin alışkanlık haline dönüşmesi için belli bir ritimle yapılıyor. Daha doğrusu belli bir süre, belli bir takip, o konuda belli bir çaba gerektiriyor bir alışkanlığın oluşması. Evet. Ee, her alışkanlık 21 günde kazanılır <laughs> Büyük <gülüyor> Biz sovi bu sovi. çok seviyoruz ee, İşte 5 adımda 10 adım, ha. 21 günde 10 on... <laughs> böyle bir e, sanıyorum daha pratik geldiği için böyle belli bir süre vermek daha çok dikkat çekiyor bu tür ifadeler ama 21 günde alışkanlık oluşurun geri planında yatan bir hikaye var. Ve sonuç olarak 21 gün bir aslında şehir efsanesi diyebiliriz. 1950'ler mi tarihi yanlış olmasın. Bir plastik cerrah, Maxwell Maltz diye bir plastik cerrah hastalarına yüz ve burun ameliyatı yaptıktan sonra şöyle bir şey fark ediyor. Aşağı yukarı yeni yüzlerine alışmaları 21 gün sürüyor. Bunun üzerine bir kitap yazıyor ve kitap inanılmaz popüler oluyor. Oradan sonra efsane yayılmaya başlıyor. Alışkanlıklar 21 günde oluşur. Halbuki adamın kişisel, az sayıda hastayla olan bir gözlemi üzerinden doğan bir durum. Şimdi bununla ilgili yeni dönem yapılan araştırmalar var. Bu araştırmalar şunu gösteriyor. Bir alışkanlığın oluşması bir kere kişiden kişiye değişir. İşin zorluğuna göre değişir. Daha kolay bir Amacın varsa o daha kısa süre içerisinde ulaşılabilir o alışkanlığın edinilmesi ama daha uz daha zorlu bir şeyse daha uzun sürebilir bunun da yine sayılar vermek gerekirse 66 ila 254 günlük bir ortalaması olduğu görülmüş alışkanlığın oturmasının ki daha zor işlerde daha da zor Acaba olabilir 254 gün olan hangi 254 <laughs> Yani bilemeyeceğim. Yani burada asıl mesele şu. Neden bu önemli? Neden bu bilgi önemli? E sen yeni bir işe başladığın zaman, başlangıçta her zaman zordur. Ve aradan 21 gün geçtikten sonra bir dakika ya bende alışkanlık oluşmadı deyip bırakma ihtimalin olabilir. Buradan çıkmak gerekiyor. biri belki beynin mekanizmasını bilmekte de fayda var. Şimdi yeni bir iş öğrenirken beyinde prefrontal korteks ve hipokampüs gibi karar vermeden sorumlu, düşünmeden sorumlu bölgeler aktif. Ve bu daha zorlayıcı. Fakat bir şeyi tekrar tekrar yapmaya devam ettiğinde o faaliyet beynin o prefrontal korteksinden, hipokampüsünden başka daha ilkel bazal gangliye denilen bir bölümüne geçiş yapıyor. Otomatik pilot. Otomatik pilota geçiş yapıyor. Bisiklet öğrendiğini düşün. Bisiklete binmeyi öğreniyorsun. İlk başta zordur değil mi? Düşünmek zorundasın. Pedal nerede? Gidon nerede? Sele nerede? Ne kadar bisiklet terminolojim var. Bu arada hayranlıkla izledim. Ben de kendimi hayranlıkla <laughs> izledim o sırada. Ee, ve işte çok farkındasın. Ve bir efor harcıyorsun. Beynin o sırada aktif bir çaba içerisinde. Bu seni zorluyor. Bırakmak da çok kolay aslında zorlandığın için ama... Şunu bilirsen bir dakika bu başlangıç bir süre sonra beynin içerisinde bir nevi beyin iç göçü oluşacak ve bu faaliyet otomatik pilota gidecek. Bazal gangliya'ya ve sen bisiklete binerken artık onları düşünmeden etrafı seyretmeye başlayacaksın. Güzel manzaranın tadını çıkaracaksın. O kolaylaşacak. O yüzden de bunun farkında olmak lazım. Bu süre birazcık daha uzayabilir. 21 gün olması şart değil. Alışkanlıkların oluşma mekanizması bu şekilde. Bir de bilmiyorum dikkatini çekti mi? Son dönemde alışkanlıklara çok fazla bir odaklanma evet. var. Daha önce iradeydi. İradeden alışkanlıklara doğru bir kayma var bu. James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabı çok popüler oldu ben çok da beğeniyorum çok bu arada çok güzel kitap çok tavsiye ederim Charles Duhigg'in alışkanlıkların gücü kitabı bunlar çok popüler oldular çünkü neden İrade çok daha zor bir şey İradeyi devreye sokmak zorunda kalmamak alışkanlıkların temel işlevi burada şöyle bir şey ben bu arada çok kitapları rutinleri ve alışkanlıkları çok benimsediğim için ve disiplini özgürleştirir diye de bir evet. mottom olduğu için Burayı çok önemli buluyorum. Burada uzun yıllardır bireyin özgürleşmesi, yaratıcılık tartışmalarının içerisinde disiplin, rutinler, alışkanlıklar hep aşağılandı. Alışkanlıklarını kır. Rutinden çık. Özgür düşün. Yaratıcı ol. Ve sürekli insana aynı yaptığı şey varsa onun yaratıcı olmadığı, düz olduğu ile ilgili bir efsane oluşmaya başladı. Böylelikle de yaratıcılık sanki rutinler olmadan, disiplin olmadan olan bir şey ve bunlar da yaratıcılığı öldürür gibi bir efsaneye dönüşmeye başladık. Hani hep aynı yoldan gitme, bir süre sonra beynin güçlü düşünmemeye evet. başlayacak. Hep yolunu değiştir. Hep değiştir. Yani değişimin efsane çağından çıktık o yüzden hem çocuklarımızla ilgili hem kendimizle ilgili bu alanı öldürdük. Aslında rutinler ve alışkanlıklar bizim daha yaratıcı faaliyetler için insandan beklenen asıl işler için bize zaman kazandırıyor bize fırsat kazandırıyor. Evet. Buraları öldürdük. Ben şu açıdan mutluyum. Bunların kıymeti yeniden bilinmeye başlandı. Evet. Çünkü hiçbir rutini olmayan, bir disiplinli davranışı ya da alışkanlığı olmayan bir bireyin öyle pat diye serbest çağrışım yoluyla yaratıcı olmadığını çok net bir şekilde görmeye başladık. Tabii yaratıcılık Tanımlarından sevdiklerimden bir tanesi bilgi çarpı hayal gücü. Yani altta bir tabanın olacak ki bu tabanın bu bilginin içerisinde çalışma bilgisi, disiplin, rutin, değil mi? Süreklilik bunun da olması gerekiyor. Bu bazın üzerine sen daha farklı fikirler inşa edebilirsin. Yani elbette şeye katılıyorum. Sürekli aynı işleri yapmak, sürekli monotonlukla rutin farklı evet. bir şey. Monotonluk daha başka bir şey yani. Gerçekten hiç yeni bir şey peşinde koşmadım. Aynı günü yaşıyorsun. Groundhog Day diye bir film vardı. Adam her sabah aynı güne ulaşıyor ve bütün gün aynı şeyi yapıyor. Ve hayatı boyunca böyle bir anda uyanıyor ne yapıyorum ben diye. O başka. O monotonluk gerçekten beyni de çürüten bir şey. Ama bizim bahsettiğimiz yaratıcı faaliyetleri gerçekleştirebilmek için belli alışkanlıklara evet. oturmuş olması lazım. Çok güzel Virginia Woolf'un günlüklerinde okumuştum veya onunla ilgili bir yerde okumuştum. Evet Virginia Woolf çok yaratıcı bir yazar. Ama o yarattıklarını yaratmak için bilgisayarın başına oturuyor evet. her gün, değil mi? Sayfalarca yazıyorlar ki o zaman daktilo yok. Bir de elle yazıp ya da daktilo yok diyerek çok yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Yani bir şekilde. O çok daha meşakkatli evet. bir şeyi çok disiplinli bir biçimde yapabiliyorlar. O yüzden hani o aradaki farklara bakmak Çünkü lazım. Kant'la ilgili anlatılır. Kant'ın bir kasabada yaşamış ve hiç o kasabanın dışına bile çıkmamış. Evet evet hayatı Kant hep saati, aynı yerde Kant geçmiş. Kant saati diye bir şey var. Yani Kant belli bir yerden geçerken herkes saatini ayarlanmış. Evet şu anda geçiyor demek ki saat 11.10. Evet bu biraz takıntı da. Zaten... Bu takıntı düzeyinde ama onun ona sağladığı şey ne? ...bugün bütün felsefeyi etkileyen... ...bir çığır açıcı bir... ...yaklaşımı ortaya koymasını sağlayan şey. Evet. O nedenle... ...alışkanlıklara ve rutinlere savaş açıyoruz diye... ...bir neslin bence yaratıcılığını öldürdük. Hmm, yani güzel. bu nesil... ...yaratıcılığına en çok yatırım yapılan... ...ama en az yaratıcı... beyni çıkarabildiğimiz hmm. taraf. Çünkü çok kıymetli olan bölümleri... ...yani bu rutinleri ve alışkanlıklarla ilgili... ...bölümleri unuttuk. Ve bunu da getirip... ...işte 21 günde bir alışkanlık kazanmak diyerek bir şeye yani minimum sürede kazanılır. Evet. Halbuki yapmamız gereken senin vurgulamaya çalıştığın yerin doğrusu olduğunu anlıyorum. Alışkanlık kazanmanın bir süresi var. O süre size göre değişebilir. Değişir. Yapılan işe göre değişebilir. Sizin bilmeniz gereken kıymetli şey şu: bir süre sonra bu sizin otomatik yaptığınız bir şeye dönüşürse, sizin hayatınızı kolaylaştıracak çok önemli bir kazanımınız olacak. Kesinlikle öyle. O, e onun üzerine çok güzel, yaratıcı şeyler inşa edebilmeye başlayabileceksiniz. O zaman 21 dakika bizim videolarımızı izlerseniz <laughs> yaratıcı olabilirsiniz. 5 adımda. 5 adımda 21 <laughs> adımlık performansı videolarımız evet. sağlayacak deyip bitirelim o zaman. Bitirelim.